Yengecim, ne yapıyorsun sen burada böyle yalnız başına? Baratımın halini, hayatın başına gelenleri düşünüyordum oğlum. Ah be yengecim. Sen neden üzüyorsun kendini böyle? Ben ikisinin de derdine derman olacağım, korkma. Berat nerede? Odasında mı? Akşam yemeğinde bir lokma yemedi. Ağzını açıp tek kelam etmedi. Oğlumun ciğeri yanıyor Yusuf. Geç geleceğim dedi, çıktı gitti. Nerededir, ne haldadır bilemedim. Ben de alayım dışarı çıkarayım, biraz gezdireyim de bari kafası dağılsın dedim ama... ...seninki yalnız kalınca akmış İstanbul gecelerine, ha? Ne akmış oğlum? Hiçbir şey anlamadım Yusuf. Yengecim diyorum ki ben de çıkayım bir gezeyim de belki bir yerlerde bulurum onu. Allah razı olsun senden oğlum. Berat'ım hiç iyi değil bugünlerde. Sen ona sahip çık. Aynı kandan, aynı soydansınız. Ama aynı dünyadan değiliz yenge. Hadi görüşürüz yengeciğim. Sağ ol kızım. Zehra kızım, şoför olma bir haber et gelsin. Emredersiniz efendim. Gazi İbrahim çözer. Ah oğlum. Buyurun hanımefendi. Ben üstüme bir şey giyineyim. Sen arabayı hazır et. Bir yere gitmemiz icap ediyor. Alo, Yusuf Bey. Vay vay vay, yerim seni tatlım. Ben de ucundan birazcık alırım. Çok yakışıklı kızım ya, yuh. Bu nasıl bir şey kızım ya? Bunu bir de ona soralım istiyorsan ha? Bakar mısın? Bana mı dediniz? Biz buraların yabancısıyız da eğlenmek için bir rehbere ihtiyacımız var. Şöyle Felek'ten bir gece çalalım diyoruz. Ne dersin? Teşekkür ederim. Teklifiniz çok gurur verici. Ama size eşlik edemem. Çok şanslısın Sıraç. Ailen çok samimi, çok içten. Kim? Giray ya, önemli değil. Pelin. O herifin çevrende olmasından hoşlanmıyorum ben. Sıraç, ben de hoşlanmıyorum. Ne yapayım, babamın ortağı.